Ya boş kale atamadım be kardeşim. Serdar abi, senin burada ne işin var? Kardeşim, kırk kere söyledik. Atanınla tutanın iyi olacak dedik. Abi, şu hale bak ya. Heh. Bizim bütün ekip her hafta buradayız. Bekleriz. Herkese selamlar. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. turdaki rakibi Lil hakkında sizlere özel bir video hazırladık. Takımın öne çıkan oyuncuları, oyuncuların öne çıktığı alanlar, e, görüntülerle oyun kurulumu, savunma, hücum, baskı prensipleri, maçlardan, hazırlık maçlarından detaylar... Ve oyuncular hakkında da kısa bilgilendirmeler içeren bir video olacak bu. Hemen videoya başlarken bu bilgiyi vermiş olalım. Sizler de video ilerledikçe videonun sonuna doğru yorumlarınızı, maça dair görüşlerinizi, fikirlerinizi yazın mutlaka. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk olarak bakacağımız nokta Lilin geçen sezon istatistiklerde öne çıkan oyuncuları olacak. Onlarla başlamış olalım programa. Lilin Fransa Ligi'ndeki istatistiklerle başlayalım. En çok öne çıkan oyuncuları, tabii ki en çok konuşulan isim Jonathan David, Fransa Ligi'nde geçen sezon en çok gol atan oyuncular arasındaydı ve bunu da aynı zamanda en yüksek 3. sırada gol beklentisi yaratarak yaptı. Devam ediyoruz. Yine bir başka öne çıkan oyuncuları, başarılı top sürme verisinde Edon Zegrova, birinci sıradaydı. Fransa Ligi'nin en iyi oyuncusuydu bu alanda. Onun da bu yönü dikkat edilmesi gereken bir yön. Devam edelim. Defansif bir veriyle devam ediyoruz. Lille'in top çalmada Fransa Ligi'nde ligin en başarılı 5. oyuncusu olan orta sahası Benjamin Andre bu alanda dikkat çekiyor. Dikkat çekmeye de devam edecek. Birkaç defa daha karşımıza çıkacak. Yaratılan büyük şansa geldik. Yaratılan büyük şansta Angel Gomez karşımıza çıkıyor. Ligin en fazla büyük şans yaratan ikinci oyuncusu. Bu oyuncu da yine ofansif yönüyle dikkat çeken orta saha isimlerinden bir tanesi. Bir diğer istatistiğimiz tekrar ikili mücadeleye girdik. Zeminde kazanılan ikili mücadele. Biz ikili mücadeleleri artık zeminde kazanılan ve havada kazanılan olarak ikiye ayırdığımızda daha detaylı bir fikir edinme şansımız oluyor. Thiago Santos sağ bek son hazırlık maçında sağ kenar, sağ kenar beki gibi de kullanıldı. O da Fransa Ligi'nde zeminde en çok ikili mücadele kazanan oyuncu olarak dikkat çekti. Kendisine yapılan faullerde de yine Thiago Santos birinci sırada. Bu da demektir ki ikili mücadeleye girdiğinde ya da topla beraber ilerlediğinde top kaybı neredeyse çok düşük. Devam ediyoruz istatistiklerimize. İkili mücadeleleri şimdi havaya çıktığımızda Fransa Ligi'nin havada kazanılan mücadele, ikili mücadelede en iyi 5. oyuncusu Benjamin Andre ki kendisini daha önce de e, görmüştük. Top çalma istatistiğinde üst sıralardaydı. Ee, devam ediyoruz. Şimdi bir Konferans Ligi'ne geçiş yapalım. Fransa'da ligindeydi az önceki veriler. Konferans Ligi'nde de Lille geçen sezon başarılı bir süreç yaşamıştı. Konferans Ligi'nin de en fazla gol beklentisi yaratan oyuncusu, 3. oyuncusu Jonathan David. Yine savunma metriğinde gittiğimizde Fransa Ligi'nde olduğu gibi Benjamin Andre'yi görüyoruz. Ligin, konferans liginin en fazla top çalan dördüncü oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Devam ettiğimizde zeminde kazanılan ikili mücadelede yine beşinci oyuncu Thiago Santos Fransa Ligi'nde olduğu gibi. Ve yine kendisine yapılan faullere baktığımızda üçüncü sırada Thiago Santos'u görüyoruz. Yani bu istatistiklerde ilerlediğimizde gol noktasında Jonathan David top çalma ikili mücadele konusunda Benjamin Andre ve Thiago Santos. Bunun yanında top sürme konusunda da Edon Zegrova öne çıkan isimleri olarak dikkat çekiyor Lille'de. Şimdi bir görüntümüz geldi bunu bir kare olarak aldık. Celta Vigo ile oynadıkları son hazırlık maçında. Biz burada oyun kurulumundaki aldıkları pozisyona bakalım. Daha sonra baskıda aldıkları pozisyon ve önde baskı yaptıklarında yedikleri manipülasyon sonucu pozisyonlara da bakacağız. Şimdi bu oyun kurulumunda aldıkları pozisyon. Genelde bunu deniyorlar. Fenerbahçe'ye karşı da bunu görme ihtimalimiz var. Nedir burada? İki stoper oyun kurulumunda geride. Toma Münye Sağ Bek olarak başladığı maçta oyun kurulumunda 3. oluyor. 3 artı 1 oyun kuruyorlar. Burada Benjamin Andriy'i görüyoruz genelde. Onun arkasında hemen Angel Gomez bağlantı oyuncusu ve 2 kenar oyuncusu. Daha doğrusu 1 iç oyuncu. 1 kenar oyuncusu. Bu Kabeya. Burada Haraldson vardı. 1 kenar oyuncusu. 3 artı 1. Daha sonra artı 3. Thiago Santos da koşu yapan oyuncu burada savunmayı üçlü kurdukları için arkada sağ beki getirdikleri için sol bek Gudmundsson bu maçta neredeyse bir sol kenar gibi oynadı ki bu Haraldson'un biraz daha içeride oynamasını sağladı. Bu şekilde çoğunlukla uzun toplarla rakip Celta Vigo sağ bekinin arkasına Gudmundsson'u kaçırmaya çalıştılar. Kısa pasla çıktıklarında da Diego Santos'u hücum noktasında topla buluşturmaya çalıştılar. Bu maçtaki ve aslında Wolfsburg, Genk ve Gent maçlarındaki oyun kurulumunda aldıkları pozisyonda ağırlıklı böyleydi. Daha sonra baskıda aldıkları pozisyonlara bakalım. Baskıda aldıkları pozisyon ciddi şekilde önde baskı yapıyorlar ve birebir eşleşiyorlar. Mutlaka kale ağzına kadar baskı uyguluyorlar. Bayo, Haraldson, Kabeya, Burada Santos geldi. Angel Gomez burada baskıda. Gördüğünüz gibi bu Bayo topu ceza alan içerisinde kullanan oyuncuya basıyor. Haraldson merkezdeki oyuncuya basıyor. Kabeya sol kenardaki. Santos ve Angel Gomez birebir eşleşiyor. Ve Tom Münye de kenar oyuncusuyla yukarıya çıkmışken burada da 4 numaralı Alex Ribeiro stoperleri şuradan daha net görünsün. O da yukarıya kadar Yago Aspas'a kadar çıktı. Yani hücumda kale ağzına kadar basıyorlar. Birebir eşleşerek basıyorlar ve agresif ön alan presi uyguluyorlar. Baskıda aldıkları sıkı, sıklıkla gördüğümüz pozisyonda bu. Ama bu demek değildir ki bunu kusursuz yapıyorlar. Bir hazırlık maçında baskı pres noktasında uyguladıkları, daha doğrusu maruz kaldıkları manipülasyon ve verdikleri pozisyon sıklıkla karşımıza çıkan başka bir görüntüydü. Onda devam edelim. Şimdi bu Wolfsburg maçı hazırlık, Wolfsburg hazırlık maçı. Yine önde gördüğünüz gibi bir 2, 3, 4, 5'li bir eşleşme var. Yani birebir her oyuncuya bir kişiyle basıyorlar. Adam adama eşleşmişler. Burada şöyle bir manipülasyona uğruyorlar. Az önce Celta Vigo eşleşmesinde Celta Vigo kenar oyuncuları kenarda kaldığı için Lille'in bekleriyle birebir ya da savunmacılarıyla birebir eşleşmişti. Burada Wolfsburg'un sol kanat oyuncusu, şu noktada gördüğünüz oyuncu, içeride pozisyon alıyor oyun kurulumunda. 3 artı 2 oyun kuruyorlar. 3 artı 2 oyun kurulumunda içeride pozisyon aldığı için Lil'in sağ bekini aslında olması gereken pozisyonun dışarıya dışına çıkararak manipüle ediyor. Ve bu sayede hem sol kenarda büyük bir boşluk oluşuyor hem de sağ bek olması gereken pozisyonu kaybettiği için orta sahada kalan daha önlem oyuncusu da kaymak zorunda kalıyor ve bu sefer orta sahada bir boşluğa sebebiyet veriyor. Bunun devamında da kare kare ilerleyelim. Wolfsburg'un bulduğu pozisyonu göreceğiz. Şimdi az önce dediğimiz gibi baskı kırıldı. Manipüle ettikleri için bir boşluk yarattılar. Bu boşluktan doğan, bu boşluğa sebebiyet veren oyuncu sağ bek pozisyonunu kaybettiği için defansif orta saha rolünde oynayan, 6 numarada oynayan oyuncu kaymak zorunda kaldı. Burada birebir eşleştiler. Ve burada da bu oyuncu kaymak zorunda kaldığı için şöyle gösterelim. Bir boşluk var. Wolfsburglu oyuncu bu boşluğa doğru bir farkındalık sahibi ve oraya doğru hareketleniyor. Devam edelim sayfayı temizleyip. Geldi hücum ve yay çevresinde penaltı noktasında topu boş pozisyonda bulup şut imkanı bulan oyuncu az önce o boşluktan Bileşik hareketler, bileşik olaylar sonucu doğan boşluktan koşu yapan orta saha oyuncusu. Bakın bu yuvarlak için aldığım oyuncu da oyun kurulumunda Lil'in sağ bekeni manipüle eden kenar oyuncusu. Bunlar çok kıymetli detaylar. Fenerbahçe'nin kullanabileceğini düşündüğümüz detaylar. Bir kere olursa futbolda belki tesadüf diyebilirsiniz ama birkaç kere tekrar ediyor. Yine onlardan bir tanesi az önce top taşıyan oyuncu. Boş pozisyonda benzer noktada Çünkü şut imkanı buluyor ve yine rakibi manipüle eden sol kenar, sol iç gibi oynayan Wolfsburg'lu oyuncu aynı bölgede pozisyon bekliyor. Bunlar çok kıymetli e, kareler rakibin zafiyetini bize göstermesi açısından. Bunlar da hazırlık maçlarında Lil'in e, kare kare gittiğimiz detayları. Şimdi biraz da görüntüler üzerinden gidelim yine hazırlık maçlarında. Görüntülerde de hem attıkları gol hem işte baskıyla attıkları geriden oyun kurarak attıkları bir de bunu yaparken uğradıkları yine zafiyetler. Aslında aynı mantıkla gidiyoruz. Bir iyi yaptıklarına bakıyoruz bir de iyi sonuçlansa da süreç içerisinde yaptıkları hatalar Fenerbahçe tarafından nasıl avantaja çevrilebilir öyle detaylarımız olacak ona bakalım. Şimdi birinci görüntümüz baskıyla gelen gol. Celta Vigo oyun kuruyor orta sahada. Lil çok hareketli baskı yapıyor. İlerleyelim. Çok hareketli baskıda. Gudmundsson'un baskısı var. Yine birebir. Zaten burada baskıya geldiği anda oyuncu baskıya geldiği anda Haraldson'u görüyorsunuz. Doğru hareketi yapıyor. Topa doğru. İlerliyor. Baskıyı yaptı. Birebir eşleştiler. Rakip hataya zorlandı. Ve bir anda koşu. Burada Haraldson'un az önce karede içeriye yaptığı koşuya dikkat edin. Şu oyuncunun. Kenardan değil, hep içeriye doğru koşu yapıyor. Onun için onu zaten sol kenarda kullanıyorlar. Pozisyon baskıyla geldi, ilerlediler. Ve pozisyonun devamında sol kenar Gudmundson'un golü geldi. Bu noktada, şuralarda oyun kurulumunda top kaybı yapmamak çok önemli. Çok hızlı geçişler yapıyorlar, agresif geçişler yapıyorlar. Şimdi baskıyla gelen gole baktık. Bir de geriden oyun kurulumu ile gelen gole bakalım. Geriden oyun kurulumunda hem 3 artı 1'leri göreceğiz hem 3 artı 1'lerin farklı oyuncularla kullanımını göreceğiz. Hem rakibi manipüle etmeyi bu arada da baskı yerken aslında hataya müsait kareler de karşımıza çıkacak. Genk hazırlık maçından görüntümüz. Geri de oyun kuruyorlar. Şimdi normalde 3 artı 1'i ne dedik? Toma Münye ile sıklıkla kurmaya çalışıyorlardı ama burada mesela bu hazırlık maçına yanlış hatırlamıyorsam Toma Münye yok. 3 artı 1'i orta sahadan şuradan tık 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 gelen Benjamin Andre olabilir. Tam olarak seçemiyoruz, onu da kurdular. Gördüğünüz gibi 3 artı 1'i kurdular. Bu şekilde şimdi rakibi manipüle edip üstüne çekiyor hazırlık pasları. Bu geride sıklıkla pas yapmanın amacı aslında burada rakibi hareket ettirip üstüne çekip savunma hattını da yukarıya çıkarıp arkaya koşu atacak oyuncuyu bulma. Bu hazırlık paslarının aslında temel amacı bu. Yine 3 artı 1'i kuruyorlar, orta sahadan yardım geliyor top gezdiriyorlar. Dediğimiz gibi arkada hücum bölgesinde boşluk bulmak amacı. Zaten şu anda topu alan oyuncu elini kaldırdı. Belki şöyle bir kare geriye alsam yakalar mıyız? Geliyoruz. Elini kaldırdı. Savunma hattı artık orta sahaya kadar çıkarıldı. İstenen top bulundu. Bir uzun topla savunma arkasına sarktılar. Burada tabii ki hani bunu lil iyi yaptı. Pozisyon buldu ve gol de buldu ama o paslaşmalar, o yerleşimler sırasında özellikle top merkeze geldiğinde birinci ve ikinci gelişinde mesela şuralarda şu ilk geliş mesela buralarda Fenerbahçe tarafından bozulabilir. Bir. Burada Genk bozamadı ama daha sonra yine merkeze orta sahadaki oyuncuya geldiği zaman bir kere daha bozulabilir. Fenerbahçe bunu İyi yapabileceğini düşünüyorum ama geriden oyun kurulumunu ha şunu da söyleyelim geriden oyun kurmayı sıklıkla deniyorlar, topa sahip olarak oynuyorlar, topu talep ediyorlar. Fenerbahçe'nin de e, maç analizinde bunlara yer vereceğini düşünüyoruz. Yine geriden oyun kurulumu var ve yine burada birkaç kez bozuluyorlar, çıkıyorlar ve yanlış hatırlamıyorsam bunda da gol buluyorlardı. Ama yine birkaç kez bozuluyorlar. Bu da Gent maçı. Bakalım yine kaleden çıkıyorlar, yine rakip bastı. Bir, burada bozulma ihtimalleri çok yüksek. Rakip bozamadı. Ama bunu ısrarla yapıyorlar. İki, yine burada sıkıştırmada bozulabilirlerdi. Bakın, gitmedi oyuncu. Geriye döndü. Çünkü oynamak istedikleri, hazırlık maçlarında çalıştıkları, resmi maçlara yansıtmak istedikleri bir oyun var. Rakip yine basıyor. Yine aslında buradaki amaç, şu savunma hattını bu kadar yukarıya çekip, buralardan içeriye doğru koşular atmak. Devam edelim. Yine topu gezdiriyorlar. Bir bağlantı oyuncusu var. İki, bu sefer 2 artı 2 oyun kurdu. Yine bozuldular. Ama Gent yine topu alamadı. Yine bozuldular. Yine kazanamadılar. Şimdi hızlı aradıkları geçişi buldular. Çünkü rakip önde kaldı artık. Bek oyuncusu geldi ve burada pozisyonu buldular. Yanlış oradan buradan gol de geldi. Kabeyan'ın attığı gol. Evet şimdi bu videoya, videoya baktığımızda şunu düşünüyor. Hani Geriden ısrarla oyun kurduk, pasla çıktık, sonra savunmada istediğimiz boşluğu bulduk çıktık ama üç, iki kere, üç kere top kaptırma ihtimali yüksek sahneler gördük. İşte burası Fenerbahçe için analizde umut verici noktalar. Evet rakip geriden pasla ayağa çıkmaya çalışıyor ama bozulmaya da müsait bir yapısı var. Bunlar maç konsantrasyonuyla beraber avantaja çevrilebilecek noktalar. Şimdi oyuncuların istatistiklerine baktık kare üzerinden kurulumlarına, baskılarına baktık. Görüntüler üzerinden kuruluma ve baskıya baktık. Bir de kısa kısa maçta karşımıza çıkabilecek muhtemel 12-13 oyuncu üzerinden bir takım analizi yapalım. Oyunculardan bahsedelim kısa kısa. Hatta şöyle topluca açalım. Alex Ribeiro savunmadaki oyuncu güçlü, sert oynamayı seven temaslı sol stoper. Diakite onun partneri. Onun atletizmi var. Savunma geçişlerinde, dönüşlerde özellikle etkili ve top kullanması da iyi bir oyuncu. Gudmundson son Celta Vigo maçında sol hücumcu bek olarak kullanıldı. Hücum bindirmelerini yapar ve hızına da güvenen bir oyuncu. Benjamin Andre oyun ritmini belirleyen isim. Top çalma ve ikili mücadele kazanması gayet iyidir. Sakin bir isim, tecrübeli bir isim takımında defansif rolünde olan bir isim. Angel Gomez orta sahanın bence kilit oyuncusu, topu kullanan isim. Merkezdeki bütün toplar onunla buluşuyor. Hareketli ve tekniği yüksek bir oyuncu. Kabeya takımın oyun aklı, teknik beceriyle oynuyor ve kilit toplarda genelde hücumda ondan çıkıyor. Diego Santos normalde sağ bek özellikli bir oyuncu ama son hazırlık maçında sağ ön çizgi oyuncusu olarak oynadı. Çünkü arkasında Toma Münye vardı. Hızı ve tekniği gayet iyi. Kenar ortalarında sık sık deneyen bir oyuncu. Haraldson, Haraldson ters ayaklı kanat olarak kullanılıyor. Derine inip top almayı da seviyor. Topla ilerlemeyi de seviyor. Sıklıkla ceza alanı içerisindeki artı bir oyuncu olarak koşular atıyor. Bayo geçen sene kiralıktı. Jonathan David'in yokluğunda hazırlık maçlarında onu kullandı genelde hoca. E, kuvvetli, uzun adımlaması olan koşularla savunma arkasına özellikle koşu yapmayı seven bir oyuncu. Gezer, dolaşır ama bitiricilik noktasında e, çok iyi olduğu söylenemez. E, Mukao yeni transfer. Onu e, çok genç bir oyuncu 19 yaşında meşelenden aldılar. Wonderkit olarak tanımlıyorlar ve gelecekte ondan para kazanmayı düşünüyorlar. Defansif orta saha olarak oynuyor. Zegrova yine istatistiklerde gördüğümüz gibi Fransa liginin en iyi driblingçisiydi. Top sürmeyi seven bir oyuncu, çalım atmayı seven, iyi bir sol ayağı var ve Jonathan David takımın en iyisi, takımın yıldızı. çok az idman yaptı takımla beraber. Hazırlık maçlarının neredeyse hiçbirinde oynamadı. Son hazırlık maçında 46'da girdi, 74'te çıktı. Ve takımın yeni transferi Toma Münye'den de bahsetmek lazım. Zaten ligimizden az çok biliyoruz. Dünya futbolundan da biliyoruz. Oyun zekası üst düzey ve oyun kurulumunda kilit oyunculardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor Toma Münye'de. Lille dair takım işte oyuncu özelinde, takım özelinde e, hücuma çıkarken savunmada oyun kurulumu, e, hücum rakip oyun kurarken hücumda savunma pozisyonları Kareler ve videolar üzerinden gittik, istatistikleri verdik. E, anlatacağımız detaylar açıkçası bu kadar. Fenerbahçe'ye lil karşısında başarılar diliyoruz. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz. E, maç nasıl olur? Lil sizce Fenerbahçe'yi zorlar mı? Fenerbahçe'nin üstün tarafları nelerdir? Bizim anlatacaklarımız kağıt üzerinde bu şekilde. Önemli olan sahada Fenerbahçeli futbolcuların gösterecekleri performans. Fenerbahçe'ye. tekrar başarılar. Umarız bir sonraki maçta. Çok fazla lil analizi yapmamıza gerek kalmaz. Çünkü Fenerbahçe turu garantileyen skoru almış olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ya boş kaleye atamadım be kardeşim. <laughs> Serdar abi, senin burada ne işin var? Kardeşim, 40 kere söyledik. Atanınla tutanın iyi olacak dedik. Abi Şu hale, bak ya. Şu hale bak ya! Bizim bütün ekip her hafta buradayız. Bekleriz.